Nasılsınız? Ben iyiyim de siz nasılsınız? Stabımız yok. İşler nasıl? İşler hiç yok vallahi. Bekliyoruz. Daha işimizin yüzümüzün tadı yok. İnsanlar yok, kalabalık yok. Elimizde olan bir bankamız vardı, o gitti. Öyle mi? Bankayı yukarı yeni şeyde kaldırdılar. Burası temelli. Önce de yani bankamız varken köylüler geliyor, şeyler geliyordu. Bir canlılık vardı. Evet, alışveriş ediyorlar. Şu anda bankayı da götürdüler. Aynı burası köy yerine döndü. Mesela şöyle söylüyor esnaf. Alım gücü düşük diyor. Alım gücü düşük. Müşterinin. Dolayısıyla da her mamul bir öncekinden daha pahalı geliyor. Ya çünkü maliyeti yükseliyor. Geri alamıyoruz. Onu söylüyorlar. Fiyata geri elektrik alamıyoruz. Fiyatlarından çok şikayet var. Elektrik fiyatımız 780 milyon lira elektriğimiz geldi. Allah. Daha yani hazır bir dondurma satmadığımız halde sadece bizim buranın şeyi. Doğalgaz desem öyle. Bu oyla yani ödemesini yapıyoruz. Evet. Şey etmediğimiz halde sağdan soldan borç buluyoruz. Şey buluyoruz. Ödemesini yapıyoruz. Evi bakıyor mu burası? Diyorum şu anda bakmıyor. Önceden bakıyorduk. Çocuğa hamurlu ama şu anda şeyimiz yok. Arkadaşlar eşin çekeceğim ben de onun için. Eşin dostluğu da neyseydi şu anda ayakta durmaya çalışıyoruz. Anladım. Yoksa iş yok. Sizden başka çalışan var mı burada? Ustam var, ben varım. Başka da yok. Çalıştıracak gücümüz yok. Onun için. Ha, çalıştırsak sigorta maliyeti, işçi maliyeti, şey maliyeti. Yani birçok maliyet bineceği için çalıştıramıyoruz. Yoksa ben sabah altta açıyorum, akşam 12'ye kadar buradayım. Ancak kendimi idare ediyorum. 18 saat dükkanı bekliyorum. Vay be. 18 saat beklediğim halde yani ancak idare ediyorum. Yoksa şey yok. Merhaba. Hayırlı işler. Sağ ol anneciğim. Kaç kişi çalışıyor? 2 tane daha var. Hiç görülmüyor ama esnaf en büyük iş veren konumda, istihdam evet, yaratan evet. Konumda da onun için. Var çalıştırıyor. Evet. Erteliyor mu insanlar işlerini? Tabii erteleyen de var, zaten işi yapıyorum, parayı da alamıyorsun. Ha, onu soracaktım, ödeme yapabiliyor. Ödemeyi de yapabiliyor, adam hani 2 ay bekliyorsun, yaptığın işi 2 ay bekliyorsun. Ben bugün sadece size yani işler nasıl demeye geldim. Elektrik çok geliyor abla. Şimdi şu yani kayadan 1 milyar 300 elektriğim geliyor. 880 bağlı yatırım. Hemen 1000 liraya yakın vergim tutuyor. Muhasebe şu bu. Yani iş, yani bana o kadar kalmıyor. Ben eşimle birlikte çalışıyorum itibariyle. Gece 11.30'a kadar çalışıyorum. Yani verdiğim paraya bakıyorum, kazandığım paraya bakıyorum. Bu tarzı. Kira mı burası? Kira. Bir de kira var, stopacı var. Bura var, depo kirası var. 950 lira oraya veriyorum. Hamura 900 lira buraya veriyorum. 1700-1800 lira para yapıyor. Elektriğe veriyorum 1300 lira. Ya sen şey çevirdiğinde 4000 lirayla. 6000 lira, 6500 lira. 6000'den tutuyor. Yani anahtarı çevirdiğinde 6000. Evet, günlük 225 milyon benim kafadan gidiyor yani. Çok memnun oldum ya. Ben de memnun oldum. Hoş İşler gördüm. Nasıl? Valla elhamdülillah bitirdiler. Beklemedim biliyor musun? Vatandaşın alıp bütçe kalmadı. Mesela diyelim ki... Kilodan yarı kiloya, yarı kiloya... Mesela 1 kilo alan, haftada 1 kilo kıyma alan, atıyorum. 100 grama kadar düştü. Pandemiden etkilendiniz mi? Etkilenir. Anladım. Yabancı bekleyelim diyor. Efendim, işlerimiz yarı yarı düştü. Evet. O yüzden yani gene... Hayırlı günler. Adın ne oğlum senin? Ha? Adın ne? Hasan. Oy, ismin ne yaşa? Başkanım. Hoş bulduk. Emekliler de dertli, herkes dertli. Dertsiz bir kulu yok. Vatandaşın biri 3200, 3500 günden emekli oluyor. Evet, ha. Biri de 5200 günden oluyor, biri 7000'den oluyor. Emekliye baka yok. 5000, evet. 3200 günden emekli olan şahıs, atıyorum 1000 lira alıyor. Emekliye baka yok. 5000 günden emekli olan 800 lira alıyor. Böyle bir dengesizlik var. Kirin yükseldikçe Sayın Genel Başkanım, maaş bağlantıları düşüyor. Allah Allah. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Nasıl işler? İşte büyük işletmelerin çoğu işi kapattığı için mal gelimi sevkiyat biraz aksıyor ister istemez. Evet. Zamları işte hızlandı para. Öyle değil altın mi? Dolar olayından dolayı. Evet. İster istemez şu anda her şey aldığımız fiyatı alıyoruz, geri yerine alıyoruz. Evet. Yani karşı tarafta 5'e alıyorsak, satıyorsak geri 5'e alıyor yerine koyuyor. 6'ya çıkarıyoruz, geri 6'ya koyuyor. Bir sıkıntı var ister istemez. Bunlar acımasız bunlar ya. Bizi öldürdü, nana muta çıktı bunlar. Evet. Dışarı çıkacak halimiz kalmadı. Yeter olduğum için ben çok
mağduriyetim o. Anladım. Benden 25 yıl istemişsin, ben 27 yıl hizmet vermişim. 50 yaşına geldik, daha bizim mezarda mı edeceksin? Ne zaman edeceksin? Herkesin cukkası dolu. Evet. Cebi dolu, biz perişanız. Evet. Nohudu sattık 3000 liraya, nohut çıktı 3600 liraya. Mazot tam bize bugün lazım. Tarla işleyeceğiz. Evet. Mazot çıktı 5350 liraya. Bundan 2 ay önce 3,5'uydu. Ne oldu? Perişanız. Allah yardım etsin. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.